hukuksuzluğa karşı, eşitsizliğe karşı, işten atılmalara karşı, baskıya, tehditlere, zulümlere karşı mücadelemiz devam ediyor. Çapa Hastanesi'nde bildiğiniz gibi hastaların ve çalışanların ortak yediği yemekhaneden besin zehirlenmesi meydana gelmişti. Ben de iş sağlığı güvenliği temsilcisi olduğum için, bunları araştırın dediğim için işimden oldum. Hastaların tedavi görmesi gereken BT odasını malzeme odası yapmışlar. Nerede? Çapa Hastanesi'nde. Evet, görüyorsunuz. Hastaların hijyenik olması gereken, tedavi olması gereken masayı ayakkabı botları koymuşlar. Nerede? Bu çapada. Bunları söylemek suç mu? Hasta yönetimi görevi bu milyon dolarlık makineyi halkın huzuruna atmaktır. Halkın daha çok tedavi olması demektir. Ama yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var bu makinelerde. Ama bizim hastane yönetimi ne yapıyor? Malzeme deposu, soyunma deposu. Alacak iş mi bu? Kadrolu güvenceli çalışmak istemek suç. Hastaların sağlıklı bir nitelikte alabilmeleri için mücadele vermek suç. İşçi cinayetleri durdurmak suç. Görevimiz olmayan işleri yapmak güzel. Hasta bakıcılar hemşirelik yapıyor. Doktorluk yapıyor. Niçin bunları kimse dur diyemiyor? Soruyoruz. Niçin kimse dur diyemiyor? Güzelin çapayı mahvettiler. Güzelin İstanbul Üniversitesi'ni mahvettiler. Rezil çapazı ettiler. Hiç bir icraat yok. Hizmet yok. Bu topraklarda doğru dürüst insan olmayacaksın. Olduğun zaman kapıda kalırsın. Allah kimseyi mahkemeye, hakime düşürmesin. Düştüğünse adamın olacak. Adamın yoksa vay haline. Bizler baskılara ve tehditlere boğulmayacağız. Kararlıyız, ısrarlıyız, mücadelemizden geri adım atmayacağız.